Karaya düzenlenen Pençe Kartal 2 harekatını gazeteci yazar Ceyhun Bozkurt'la konuşacağız. Sayın Bozkurt, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu sıcak gelişmeyle başlayalım. Malatya valisi şehit edilen 13 vatandaşımızın onunun kimliğini ve nerede kaçırıldığını bizlerle paylaştı kamuoyuyla. Baktığımızda şehitlerden 6'sının asker, 2'sinin de polis olduğunu ve 2015-2016 yılından beri terör örgütü PKK'nın elinde esir tutulduklarını anlıyoruz. Özel yayınımızın başından beri söylediğimiz gibi bu son derece özel ve kritik bir harekat. Bu bilgi ışığında bu harekatın neden özel ve kritik olduğu daha da anlamlanıyor. Siz ne dersiniz Sayın Bozkurt? Tabii ki yani şimdi Gara bölgesi terör örgütünün kendisini en güvende hissettiği alanlardan bir tanesiydi. Yani hem derinliği olması açısından hem arazinin kolay olmayan bir arazi olması açısından örgütün kendisini en rahat, en güvende hissettiği alanlardan bir tanesi. Şimdi ben Gara ile ilgili önce bir anekdot hatırlatayım. Lütfen. 2015 yılı, malum 24 Temmuz 2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı bir PKK'ya yönelik, daha doğrusu tüm terör örgütlerine yönelik, IŞİD dahil olmak üzere bir harekat vardı. Artık Türkiye'nin teröre çözüm süreci gibi süreçlerle değil, onların deyim yerindeyse anladığı dilden yanıt veren, Kürt kökenli yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı da güven altına alan harekatlardı. Şimdi bu harekatlar kapsamında ilk aşamada bu hendek barikat sürecine geçilmeden önce gerek yurt dışında, yani sınırın hemen öte tarafında, gerekse de yurt içinde kırsal bölgelerde terör yuvalarına operasyonlar yapılıyordu. Yurt dışında işte sınırın ötesinde yapılan hava harekatlarında Kandil dahil olmak üzere birçok kamp vuruluyordu. Vurulanlardan bir tanesi Eylül ayı, bakın 2015 Eylül ayı Gara bölgesindeki kamptı. Hava harekatlarıyla vurulmuştu. Akıllı mühimmatlarla. O harekat başlamadan önce şimdi Türkiye ile Amerika arasında biliyorsunuz bir mekanizma var. Bu mekanizma çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika Birleşik Devletleri'ne bilgi aktarıyor harekat öncesinde. Gara bölgesine yapılan harekat öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan bilgilendirme sonrası Amerikalılar ısrarla o bölgenin vurulmamasını istemişti. Bizim işte orada o dönem FETÖ'cülere rağmen mücadele eden, PKK'ya karşı mücadele eden kahraman askerlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz o kampın vurulmasını şart koştular. Yani kararlılıkla devam ettiler o harekata Amerika'nın bu baskısına rağmen ve o dönem PKK bir cephanelik zannedilen yerden 4 tane cephanelik çıktı. Bir bombayla öyle patlamalar yaşandı ki yaklaşık 2 saat, 3 saat patlamalar sürdü. Bakın çok uzun bir süredir bu aslında böyle bir şey için. Yaklaşık 2-3 saat süren patlamalar ve Gara bölgesinde. Buradan şu soru çıkmıştı. Terör örgütünün, ki biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri yoğun bir şekilde silah desteği yapıyor PYD terör örgütüne ve oradan silahlar aslında ortak kullanılıyor. Biliyoruz Güneydoğu'da da çıktı bu silahlar karşımıza. Irak'ın kuzeyinde de çıkıyor karşımıza. Aldığı silahların depoladığı büyük cephanelikler, yani cephaneliğin kaynağı Gara'da çıktı. Yani örgüt açısından aynı zamanda son derece stratejik bir noktaydı. Artı Sincar'la Metina arasındaki, Metina kampı var, Metina kampı arasındaki güzergahta. Artı dediğim gibi derinliği çok önemli. Bu da şu anlama geliyor. O coğrafyada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son derece başarılı bir şekilde uçar birlik harekatı yaptığını görüyoruz. Uçar birlik harekatı önemlidir. Şundan dolayı karadan ilerlemiyorsun. Hem zaman kaybını engelliyorsun, baskın operasyon yapıyorsun. Hızlı bir operasyon. Helikopterlerle birlikler, mesela onlar, yani deyim yerindeyse, onlar bizim silahlı kuvvetlerimizi kuzeyden beklerken silahlı kuvvetler güneyden bunları vurmuş oluyor. Yani uçar birlik harekatının bunların kampının ilerisine indirebiliyorsun kahraman askerlerimizi. Uçar birlik harekatı da demek ki gerçekleştirildi. Bunu da gördük. Bu çok önemli. Bu kadar derinlikte bir yere. Yani şu anlama gelir. Yarın öbür gün Türk Silahlı Kuvvetleri terör yuvalarına çok daha ileri noktalardaki işte 80 kilometre, 100 kilometre, 150 kilometre ötelerdeki terör yuvalarına da uçar birlik harekatı gerçekleştirebilir. Bunu da gördüler. Yani bu açıdan Gara'ya yönelik operasyon son derece stratejik.
Şunu da vurgulayayım tabii ki bütün şehitlerimize, sivil olsun, asker olsun, operasyonda hayatını kaybeden şehit olan askerlerimiz dahil olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Çünkü PKK gerçek yüzünü de gösterdi. Tabii ki biz şeyi beklemiyoruz. Yani şimdi bir savaş hukukuna uymasını beklemiyoruz terör örgütünü. Zaten adı üstünde bir terör örgütünden bahsediyoruz ve terör örgütleri zaten bütün hukuku hiçe saydığı için, silahlı saldırılar, terör eylemleri gerçekleştirdiği için terör örgütü olarak adlandırılıyor. Ve bu örgüt de yıllarca zaten sivil katliamlarıyla bilinen, arkasındaki güçlerin bile artık terör örgütü listesine almaktan geri duramadı. Yani bunu engelleyemediler, mecburen almak zorunda kaldılar. PKK terör örgütü böyle bir terör örgütü. O yüzden onun ellerinde kaçırdığı insanlarımızın, askerlerimizin, polislerimizin sağlığına yönelik bir şey yapılacağını ben de düşünüyorum. Yani kimse düşünmemişti zaten. Muhtemelen silahlı kuvvetlerimiz orada tespit etti o kaçırılan insanlarımızın orada olduğunu ve bu çerçevede de bir harekat planlandı. Bu önemliydi ve terör örgütü de bunu görerek insanlarımızı, 13 tane vatandaşımızı şehit etti, alçakça şehit etti. Bunu artık Türkiye'nin deyim yerindeyse dünyaya tekrar tekrar anlatması gerekiyor. Anlatacaktır da. Bir şekilde artı PKK'ya dar edecektir zaten. Irak'ın kuzeyinde Türkiye zaten 2015'ten özellikle de 2015 Temmuz'u bertaraf ettikten sonra 2016'dan sonra o bölgede terörü daha ileri noktalarda sınırın çok ötesinde karşılama, imha etme stratejisi çerçevesinde zaten operasyonlar yapıyor biliyorsunuz. Üst bölgeleri oluşturdu. Şimdi Pençe Kartal 2'de de bu çerçevede GARA vuruldu. İşte tabii ki muhtemelen planlandı. Çünkü bu tür operasyonlar öyle bir bakalım ne zaman biteceğini sonra karar veririz şeklinde yapılmamıştır. Muhtemelen başlangıcı, ilerleyişi ve sonuçlanışı, sonuç aldıktan sonra da bitirilişi planlanmıştır. Yani şöyle bir şey de yok. Bu işte vatandaşlarımızı şehit edince harekat bitti gibi bir şey yok. Muhtemelen planlandığı gibi ilerlerdi. Sadece terör örgütünün bu alçaklığı insanlarımızı üzüyor. Tabii ki hepimizi üzüyor. Bu çerçevede bakmak lazım. PKK çok büyük darbe yemiştir. Psikolojik anlamda da çok büyük. Yani militan kaybı zaten yıllardır militan kaybediyor. Bakın dünyada örneği yoktur. Bu tür yani terminolojik olarak söylüyorum tabii ki onların sonuçta terörist olduğunu biliyoruz ama biliyorsunuz bu tür şeyler ağırlıklı gerilla harbi gibi değerlendirilir. Düşük yoğunluklu çatışma olarak değerlendirilir. Bu tür çatışmalarda genelde PKK'nın pozisyonundaki terör grupları, gerilla grupları terminolojik olarak ifadesiyle söyleyeyim tabii ki daha az kayıp verir. Nizami kuvvetler, resmi kuvvetler daha fazla kayıp verir. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ile verdiği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değil tabii sadece, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyetimiz, istihbaratımız, korucularımız, Türk Devleti'nin PKK ile verdiği mücadelede, bu terör örgütüyle verdiği mücadelede tam tersi bir denge var biliyor musunuz? Dünyadaki bütün örneklerinden ve uçurum şeklinde. Yani örnek vermek, yani rakamlayacak olursak, normalde dünyada nizami, işte resmi güçler 7-8 kayıp verirken karşı taraf bir kayıp veriyor. Ama Türkiye'de tam tersi. Resmi olarak işte güvenlik güçlerimiz, istihbaratımız, korucularımız bir kayıp verirken terör örgütü 10 kayıp veriyor. Yani ortalamaya vurduğumuzda. Bu da PKK'nın aslında zaten militan kaybedeceğini görüyoruz. Çünkü artık militan da kazanamıyor. Sayın Süleyman Soylu açıkladı yaptığımız operasyonlar neticesinde. Artık o kadar ki psikolojik olarak gerilediler ki katılımlar da düştü. Yılda 52 tane, 53 tane militan katılıyor. Ben çözüm sürecini hatırlıyorum. 4000, 5000 militan katılıyordu. Yani daha doğrusu insan, 4000, 5000 insan militan olmak için gidiyordu daha doğrusu. Yani o insanlarımızı da kaybediyordu. Şimdi PKK'yı vurdukça hep yıllardır savunduğumuz oydu zaten bizim. PKK'yı vurursak o insanlarımızın kaybolmasına, oraya gidip hayatlarının yok olmasına müsaade etmemiş oluruz. PKK'yı vurursak. Ve dediğimizi yıllarca savunduğumuz ortaya çıktı. Şimdi PKK açısından militan kaybı artık olağan. Ama esas yıkıp psikolojik olarak. Bu tür harekatların psikolojik etkisi çok daha büyüktür. Çünkü orada yenilmezsin zanneder. Sayın
Genelkurmay Başkanımız açıkladı. Son derece o coğrafyayı gösterdi, haritalar üzerinden gösterdi, işte uydudan gösterdi görüntülerini. Bakıldığı zaman çok zor bir coğrafya. Bir giriş var ama birden fazla aynı zamanda giriş çıkışı olabilecek ve çok zor bulunabilecek yerler bunlar. Ben o coğrafyaları az çok şey bölgesinden, bizim tabii ki çok %100 benzer değil ama engebe olsun, zorluklar olsun, bizim Hakkari coğrafyamıza çok benzer. Irak'ın kuzeyinde zaten PKK'nın buralarda yuvalanmasının nedeni de odur. Engebeli coğrafyalar, zor coğrafyalar olması. Bu nedenle bu şekilde güvenli sandıkları bir yere silahlı kuvvetlerin uçar birlik harekatıyla özel unsurları, komandolarımızı, özel unsurlarımızı indirmesi ve orada terör örgütüne ciddi darbe indirmesi, bugün Sincar'daki teröristi de, Kandil'deki teröristi de zaten tedirginlerdi hava harekatlarında. Çünkü savunma sanayimizdeki gelişen teknoloji, o akıllı mühimmatlar nedeniyle zaten tedirginlerdi. Şimdi çok daha tedirgin oluyorlar. Bunun psikolojik etkisi çok daha ağır olacak. Bizim üzüntümüz var. Biz şehitlerimizi bize ağlıyoruz. Ona üzülüyoruz. Harekatta şehit olan askerlerimize ağlıyoruz. Ama psikolojik olarak biz güçlüyüz. Onlar psikolojik olarak yıkım içinde şu an. Ulaşılamaz denilen yere Türk Silahlı Kuvvetleri ulaşıyor. Bunu görüyorlar. Bu yüzden psikolojik yıkım çok daha büyük PKK açısından. Sayın Bozkurt, bundan sonra PKK ile mücadelede stratejimiz ne olacak sizce? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin PKK ile mücadelesinde strateji değişmedi. Değişmesinde mümkün görünmüyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti dönem dönem belli stratejiler izledi. Ama 24 Temmuz 2015'ten itibaren terörle silahlı mücadele, insanlarımızla kaynaşma, insanlarımızı tekrardan ne diyelim, örgütün psikolojik olarak etkisinden kurtarma stratejisine dönüldü. Ve bu da çok başarılı olundu. Bugün insanımız PKK'nın yaptığı terör eylemlerine Doğu, Güneydoğu'daki insanımız başta olmak üzere. Çünkü onlar o şekilde özgürleşiyorlar. PKK'dan kurtuldukça özgürleşiyorlar. Bir şekilde bu mücadele başarılı oldu. Ne yapıyoruz? Biz PKK'yı nerede olursa olsun, deyim yerindeyse, ininde vuruyoruz. Hani nasıl FETÖ'nün inine giriyoruz, onları buluyoruz, çıkartıyoruz. Bütün güvenlik ve istihbarat bürokrasimiz bunun için çalışıyor. Aynı şekilde PKK için de geçerli. Malum biliyorsunuz listeler var. Gri, kırmızı, işte bu tür listeler var. Buradaki teröristlere bakın, hatırlayın. Birçok terörist o listeden vuruldu, indirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla, koordineli çalışmalarıyla. Bu korku var. Nokta atışı operasyonlar gerçekleşiyor. Elebaşları artık korku içinde. Yani bırakın normal militanı, elebaşları, bugün Cemil Bayıklar, Murat Karayılanlar saklanacak delik arıyorlar. Kafalarını kaldıramıyorlar. Önceden hatırlayın, çok rahat bir şekilde görüntülü söyleşiler verirlerdi meydan. Şimdi görüntüleri yok. Veya nerede olduğu bilinmiyor. Görüntü varsa bile nerede olduğu. Çünkü inanılmaz derecede korkuyorlar. Bu operasyonlar devam edecektir. Türkiye'nin hedefi zaten sınırın belli bir alanında. İşte bunu hep şey olarak, coğrafi olarak şöyle tanımladık. Kandil-Sincar hattı arası. Yani belli bir derinlik. Bu derinliğin terörden arındırılması. Aynısını biz Suriye'de de biliyorsunuz, yine M4 karayolu kapsamında bir derinliğin terörden arındırılması hedefini koymuştuk. Çok büyük bir oranda başardık. Çok az bir alan kaldı. İnşallah gelecekte ben bunun da temizleneceğini düşünüyorum. Irak'ta da benzer şekilde bir derinliğin kontrol altına alınması, terörden arındırılması, bütün harekatların birbiriyle bağlantısı da vardır. Onu da söyleyeyim. Yani şöyle şeyler söyleniyor. Bu tam bağımsız bir harekat. Bağımsız bir hareket olsa bir kere devam ismi konmaz. Bu nedenle bütün harekatlar, bu psikolojik anlamda olsun, tabii ki nokta hedefe yapılması açısından her harekatın, bağlantılı bütün harekatların aynı zamanda kendine özel durumları vardır. Şimdi bugün A noktasına yaptığın harekat aslında bütün planın parçasıdır ama özel durumu vardır. Yarın B noktasına yaparsın operasyonu, yine kendine özel bir durum vardır ama bütün içinde de bağlantılıdır. Bu da bağlantılı. Bir şekilde teröre karşı askeri, psikolojik olarak üstünlüğü sağlama ve oradan tamamen teröristlerin temizlenmesi uzun vadede de
Suriye'deki terör alanlarına Irak'ın kuzeyinden gidecek desteğin kesilmesi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yaptığı operasyonların mantığı bu. Aylardır, birkaç yıldır bunu konuşuyoruz zaten. Çok sayıda operasyon yapıldı, üst bölgeleri oluşturduk biliyorsunuz. O açıdan, şimdi bakın GARA'nın önemini şu açıdan da söyleyeyim ben size. Bir hatırlatma yapayım. Yani GARA coğrafi açıdan, alan açısından o kadar zor şartları olan bir yer ki, geçmişte Irak yönetimlerine, merkezi yönetimlere işte karşı isyan eden, çarpışan peşmerge güçleri 1960'lı 70'li yıllarda GARA bölgesinde saklandı. Bakın, yani oradaki mevcut devlete karşı saklanacak alan olarak görürlerdi orayı. O kadar güvenlikli bir alandı. Şimdi bu son operasyon bu algıyı, bu güvenli burası algısını yerle bir etti. Şimdi birçok yerinde artık Irak'ın kuzeyinde birçok yer, Sincar'daki bile, yarın öbür gün Sincar'daki bile buraya da uçar birlik yaparlar. Buraya da harekat yaparlar. Bu arada uçar birlik yaptığımızın yanı sıra aynı zamanda hava kuvvetlerimiz aracılığıyla akıllı mühimmatlarla, nokta operasyonlarla o harekatı destekliyoruz. Yani bir bütün olarak harekat gerçekleşiyor. Bu nedenle dediğim gibi Sincar'daki, Kandil'deki terörist de artık güvende olmadığını çok iyi biliyor. Ama tabii şunun altını çizmek gerekiyor Sayın Bozkurt. Terör örgütü PKK'ya desteğin kesilmesi gerekiyor. Biz tabii ki harekatlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Elbette başarılı sonuçlar elde edeceğiz ama şimdi destek deyince de Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği PKK'ya destek hemen aklımıza geliyor. Özellikle de artık Joe Biden ABD yönetiminde ve PKK'yı destekleyen adımlar atıyor ne yazık ki. Şimdi bu harekatın özelinde Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ilişkisi yeniden PKK üzerinden yeniden yükselir mi? Valla Joe Biden'ın, yani şunu söylemek lazım. Şimdi Amerika'da cumhuriyetçiler de gelse, demokratlar da gelse, Amerika Birleşik Devletleri'nin coğrafyamızdaki politikaları değişmiyor. Çok sayıda demokrat yönetim gördük, cumhuriyetçi yönetim gördük. Hepsinde de bir şekilde Türkiye'nin çıkarlarına aykırı icraatlar yaptıkları biliyoruz. Trump dönemi de dahil. Trump döneminde bu PYD'ye yapılan yardımlar resmileştirilmişti mesela. Ondan sonra birçok sorun yaşamıştık. S-400 krizini yaşadık Trump döneminde. Bu yaptırımlar gündeme geldi. Bu nedenle ama şöyle bir boyutu vardı. Trump aynı zamanda meseleyi başka bir çerçevede ele aldığı için küresel politikalar açısından biraz bir ikili ilişkiler çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı ile kurduğu bir ilişki vardı, iletişim vardı. Bu nedenle bir şekilde Türkiye yürütebiliyordu bu işi. Şimdi Biden dönemi kolay olmayacak bir dönem. Amerika Birleşik Devletleri'nin o müesses nizam denilir, derin yapı denilir. Esas karşı karşıya olduğumuz o derin politikayı belirleyen kuvvetin adayı olarak Biden geldi. Şimdi bu kuvvet Obama döneminde kendini gösterdi. Bütün coğrafyayı, hani meşhur o Condoleezza Rice'ın, ki Condoleezza Rice da Trump'ı destekledi. Cumhuriyetçi kimliğine rağmen, bilinen kimliğine rağmen o da Biden'ı destekledi. O meşhur işte 2003'te yaptığı Orta Doğu'da şu kadar ülkenin sınırı değişecek şeklinde tanımladı. Politika tekrardan hayata geçti. Obama döneminde Arap Baharı'yla bunu tetiklemişlerdi. Şimdi görünen Suriye'de ve Irak'ta bölünme senaryolarını tekrar gündeme getirecekler. Şimdi burada özellikle Suriye'de önümüzdeki dönemde çok ciddi gelişmeler olabilir. Bir şekilde İdlib merkezli, PYD-YPG terör örgütü merkezli bazı olaylara çok dikkat etmek gerekiyor. Dikkatli hareket etmek gerekiyor. Şimdi benzer şekilde bu politika hayata geçince tabii ki kullanacakları en önemli aparat terör örgütleri. Şimdi Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı nasıl bir yöntemle karşı koyacaklar? Karşı koyacakları kesin, onu söyleyelim. Çünkü açık açık Amerika Birleşik Devletleri, bunu net bir şekilde söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri PKK, PYD terör örgütünün arkasındaki güçtür. Bunu somut, şimdi diyorlar ki Moskova'da da PYD şey açtı. Yani binlerce tırlık destekle bir şube açması bir değil. Yani bunu net bir şekilde söyleyelim. Tabii ki Rusya'yı da eleştiririz. Niye açtırıyorsun deriz ama iki desteğin arasında dağlar kadar fark var. Şimdi bu terör örgütünün arkasındaki kuvvet Amerika Birleşik Devletleri. Bunu tespitini yapıyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut yönetimi bu desteği daha da yoğunlaştıracak gibi gözüküyor. Bölgeye atadığı isimler de gerek Savunma Bakanı, gerekse de bölgeden sorumlu olan kişi, işte Brett McGurk denilen, günümüzün Lavrası deniyor, Binbaşı Noel'i deniyor. Bu kişiler de bunun işaretini veriyor. Bu nedenle Türkiye'nin
Ekonomisindeki o yumuşak karnı artık tamir ederek, çünkü en büyük yumuşak karnımız ekonomi. Buraya yönelik operasyon, çok yoğun operasyon yapıyorlar. Yumuşak karnı tamir ederek, insanımızı rahatlatarak, sahadaki esnaf olsun, normal vatandaşımızı rahatlatarak algı operasyonlarının önüne geçilir. Ve böylece savunma sanayinde terörle mücadeledeki kararlarını da sürdürürsen, tahkimatını sürdürürsen, Biden da gelse, dünyanın yani 7 tane Biden da gelse bu politikanı engelleyemez. Çünkü bir şeyi unutmayalım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlü bir devlet. Yani çok vadileri atlattı. Buna rağmen bakın, tam çözüldük, çözülüyoruz, gidiyoruz falan dediğimiz anda ayağa kalkan bir devletten bahsediyoruz. Devlet güçlü. Bu nedenle bu tedbirleri alırsak, yapacağımız harekatların, PKK'yı imhaya yönelik harekatların çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bakın, şimdi herkes korkuyor, endişe ediyor ama ne Amerika 10 sene önceki Amerika, ne Türkiye Cumhuriyeti 10 sene önceki Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadelesinde çok ciddi mevziler kazanmış durumda. Amerika teröre destek verdiği terör örgütleri çok ciddi mevzi kaybetmiş durumda Türkiye'ye karşı. O yüzden evet, dik durmak, bunun formülünü de her zaman söylüyorum, her konuşmamda da söylüyorum. Bunun formülü iç cephede birlik. Bizim terörle mücadelede siyasi görüş farklılıklarımıza rağmen hangi düşüncede olursak olalım birlik içinde olmamız gerekiyor. Sayın Bozkurt, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, yayınımıza katkı sunduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Tekrardan başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Teşekkürler.